Evet, şöyle çikolatalarımız da çok güzel olmaya başladı. Tabağımız tabii eksilince ben zor soktuydum içine taşıracağım diye. Şöyle yakından alalım. Hemen şöyle atıyorum, bandırıyorum. Üstüne fıstıklarımız çıkıyor. Çatalımızla alıp şöyle biraz sızdıralım. Selamünaleyküm değerli takipçilerim. Gülün Ev Hayatı YouTube kanalımıza, mutfağımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Nasılsınız değerli bacılarım? İnşallah iyisinizdir. Bizlere soracak olursanız hamdolsun. Bugün güzel bir kurabiye tarifiyle sizlerleyim inşallah. Sümeyye'deyik. Sümeyye'deyim dedim arkadaşlar. Bugün değil, bugün bir Sümeyye kurabiye yapacak. Yarın Sümeyye'nin günü var. Asamın gülüşüne bak. Yarın Sümeyye'nin günü var. Kurabiyeleri bugünden yapıp yarına da poğaça gibi geri kalan malzemelerini yapacağız. Şimdi kurabiyemize geçelim. Tarifimize. Şöyle 125 gram biz paket yağı kullandık. Tereyağı da kullanabilirsiniz. O da sıcaklığında olacak. 1 çay bardağı sıvı yağımız var. 2 yemek kaşığı yoğurdumuz. Yoğurdumuzu da dökelim şöyle. Bir tane yumurtamız var. Şöyle bir su bardağına bir parmak eksik pudra şekerimiz var. Şöyle de arkadaşlar bir yemek kaşığı sirkemiz var. Bir pakette kabartma tozumuz. Bu malzemelerimiz hepsine kattım. Şimdi bunu güzelce şöyle bir karıştırıp ondan sonra unumuzu ilave edeceğim. Şimdi şöyle unumuzu ilave edelim. Hamurumuz çok sert olmayacak. Unumuzu kontrollü bir şekilde ekleyelim. 2 su bardağı önce bir yoğuralım arkadaşlar. Sonra geri kalanı ilave edeceğim. Şöyle hamurumuzun kıvamı çok güzel oldu. 1,5 su bardağı da un kattım. Tam 3,5 su bardağı un gitti arkadaşlar. Şimdi şöyle şeklimizi verelim. Uzun yapacağım, yuvarlak tutmayacağım. Şu şekil. Silindir gibi. Kenarlarını şöyle düzenledik mi? Ebatları aynı olsun. Bu şekilde. Evet. Evet, kurabiyelerimiz tamamlanıyor. Annem olmasa ben ne yapardım? Hiç bilemiyorum. Daha evet. Yarın da gelecek. Evet, bugün yapardım da asaf var diye yapamıyorum evet. Diyormuşum. Diyormuşum. Asafı bir yatırıyor, geri kalktı hemen. Şimdi karşı komşu istedi onlara vereceğim. Onlar çok seviyorlar sağ olsunlar. Sümeyye'nin zamanında yemeği dar zamanda yetişiyorlar. Evet ya. Onlara da buradan selam gönderiyorum. Annemi de izliyorlar burada. Sağ olsun. Halime ablacığım, Aleyna'cığım. Sonra şu şeylere koyacağız arkadaşlar. Kutulara. Evet. Burada fıstık var. Bu fıstıklar şimdi ben robottan geçirip küçülteceğim. Parçacık, daha parçacık haline getireceğim. Biraz daha küçük. Sinkırsam benzeyecek. Ne yapacağım? Aynen. Değil mi? Kolstona benziyor. Çok güzel oluyor. Çikolatamız var. Çikolatamızı ben var usulü eriteceğim. Ondan sonra fıstığımızla birleştirip aşama aşama göstereceğim arkadaşlar. Şöyle son kurabiyemizi de koyalım. Hemen fırınımıza 180 dereceye atıp pişirelim. Şöyle kurabiyelerimiz pişti ve soğudu arkadaşlar. Altı üstü çok güzel kızardı. Burada ben bunu diyemiyorum. Neyin çikolata su? Sos. Neyin su? Ha, ben var usulü. Biz bunu böyle erittik. Şimdi kırmış olduğumuz fıstıklarımızı biraz daha katalım. Tabağı büyütebiliriz istersen anneciğim. Büyük tabağı mı döksek ki? Dur şunu karıştırayım da.
karıştırdık. Karıştıralım bir. Şöyle çikolatamızı güzelce karıştırdık. Kurabiyemizi alıp biraz şöyle yavaş yapalım ki kenarına damlamasın arkadaşlar. Çünkü biraz çok çikolatamız. Böyle altını biraz sızdıralım. Tekrardan şöyle. Gerçekten çok lezzetli bir kurabiye oluyor arkadaşlar. Yapmanızı tavsiye ederim. Hele böyle günlere falan çok güzel. Görselliği de güzel. Evet, kolaymış da aynı zamanda. Hı, aynen. Anneme göre şimdi her şey kolay da. Gülap'la çikolatayı nereden alacak derseniz ben bunu şeyden almıştım. Unlu mamullerden. Oranınki çok güzel. Bu ekler çikolatası diye satıyor arkadaşlar. Kuruyor değil mi anne? Ha, böyle bu, yaş durmuyor. Aynen, bu hemen kuruyacak. 10 dakikaya kalmaz. Anam şurada donar. Donup. Ha şöyle. Biraz üzerinden gitsin çikolataları. Evet, şöyle sonunu da hallettik. Şöyle boyalım. Kurabiyelerimiz çok güzel oldu. Şöyle fıstıklarımız kaldı altında. Onları attı diyelim. Donmaya başladı bile arkadaşlar. Bir 10 dakika bekletip servis tabağımızı alacağım. Evet arkadaşlar, annem paket getirmiş böyle. Bunlara koyacakmışız. Evet. Tatlılar. Görseli güzel olsun. Kalpli pembeli. Şimdi bunu herkes farklı özel hazırlanıyor. Ben de Sümeyye için şöyle güzel bir şey yapayım dedim. Evet. Annem yine döktürdü. Şöyle arkadaşlar. Mini kupur gibi. Servis tabaklarımıza. Ha, servis tabağımıza. Şunu koyalım. Ben dükkanı yemezsem böyle şeylere çok güzel şey yaparım. Evet, baksana. Bana görseli daha güzel duruyor. Çikolatamız da tam dolmadı. Ben eve gideceğim için biraz acele ettim. Şöyle beklesin tabakta. Şöyle kurabiyelerimiz hazır. Servisimize. Beğendiyseniz kanalımıza kalın. Kanalımıza abone olursanız sevinirim değerli takipçilerim. Allah hepinizden razı olsun. Hoşça kalın.